Nece tallalar söktüm, nece söğütler diktim. Öyle kalacağını sandım ama hepsi boşmuş. Her şeyi sevmek. Sevgi yorgunluk geçiyoruz sevgi olunca. Yok sevmeyerek yaparsan şuradan şu taşı al da şu tarafa koy yine yorulursun. Kendim kocayım mı? Gönüm 15. Hayvanlara ilgileneceksin, merhamet göstereceksin, sevgi göstereceksin. Selam farz, almak sünnet, selamlaşmak çok iyi. Elhamdülillah biz Müslümanız ya. Aman ben giderim de giderim, ben geri durdum. Bu dünya yalanmış, ben yeni duydum. Vatanımda yurdum, kara toprağa. Ata intizarını da aldı filada gel, ahit diline huzur. Altmış sene dur davandan öyle açtım, ömrüm geldi geçti. Tabi gençine doyamadım ha. Alışkanlığım işte, her adam yapmaz bunu, yapamaz da. Ben dağlarda alıştım ondan, yaylalarda, tepelerde. Ömrüm ondan geldi, karıyla barabara giderdim eskiler. Mekanı cennetse olsun, öldü, benim iş bitti. Sabah erken kalkıncı oğlak zamanı oğlanı verin. Oğlanı ayrıl, dağa salarım, aşamada güzel gelirdim. İkinci zaman kış olursa, böyle kar çok yağarsa, ayara ışığını keserse, sabah dağa gitmez, kendim giderdim dağlara, sırtımla, merkebimle tur getirirdim. Davara dökerdim, yine koyardım dama. Yazın zaten bir şey istemez. Her yer yayılım. Kendim başındayım. Ondan işte öyle öyle ömrüm geldi, geçti, gitti. Bu kumesi yaptın da 10 kuruş ameliyeye para vermedin. Nece tallalar söktüm, nece söğütler diktim. Öyle kalacaksın sandım ama hepsi boşmuş. Sonra geldi prajı, velatlallah amin. Sade gönlüm 15. Eğer soruyorsan, tam. Eğer ne öyleyse diyorsan, kendim kocayım mı? Gönlüm 15. Ya. Gönül kocaman ya. İnsan kocayız da. Kocaman. Kendim kocayım. Ama gönlüm 15. We'll be right back.
Davar gibi mal mı ya, bu nimet ya. Bak iki kişi geldi şimdi, kazaklık alacak. Muhakkak parayla alacak mesela. Mal olmasa bu para olur mu? Kurban da satıyor 100 tane, 150 tane. Kuşunu satıyoruz. Tüytüğünü satıyoruz. Ama olmazsa ne satacak? O koy, bu koy orada ekini üzüldü. Ekmeği de tatlı, parası da yok, eziyeti var ama her şeyde bir dat vardı. Şimdi o dat da gitti, o bereket de gitti. Sen de sen, adam yoldan geçiyor da selam mı ya? Selam Allah'ın selamı ya. Ne yapacaksın? Bu zaman böyle. Zaman değil, zaman aynı zaman da. Allah tarafından işte öyle. Selam farz. Almak sünnet, selamlaşmak çok iyi. Elhamdülillah biz Müslümanız ya. Gal nedense Allah tarafından değişti. Eski hatır da yok. Eski şey, muhabbet de yok. Bereket de yok. Bereket de yok. Eski bereket yok. Aylık yoğdu, yıllık yoğdu. Neyi rahatladık mesela? Aylık da var, yıllık da var, para da var. Bereketi yok, tadı yok. Demek ki Allah'ın işi böyle. Bilemem. Ana ölüm hiç yakmasınlar. Ölüm dünyaya geldik öldük. Bunlar geçici. Davarı seveceksin desen bana Allah'a sevdi mesela. Allah'ıma kurban olurum ya Rabbi. Yüzdün daha var şükür. Allah'ıma kurban olurum. Ah ah. Düşmanımsa da Allah kimsenin başını bozmaz. Düşmanımsa da ölüm Allah'ın emri. Az yaşa, çok yaşa, bir gün olacak, hesap da olacak. Allah'ın kanunu bu, boynumuz eğilir. Ama karı ölünce iki elin yanına gelmeyeyim. Derdim çok da. Fakat bak, dayalı uzun öyle kalsam kimsenin haberi yok. 7 tane çocuk var. Kızlarım hep dışarıda, çok bakarlar. Allah'a çok bakallarına ne kadar olsa karımaşık, karımaşık. Ben öldüğümde karıvelimi sevmiştim. Tam böyle. Hiç elin ayağın, karıveliyorsun hiç elin yanına gelmiyor. Her iş bitti. İstersen direkt uysarım olsun. Davan ne sevmeyene olmuyor, gavul, gavul. Gavul işte, ona alıştı ya. Yoksa davan ne yapacak adama? Hala da kıyamıyorsun niyeyse. Kendim de diyorum ya, davarın ne yapayım diyorum mesela. Şu 4 davara bakarın, onlar da bize kalır. Ben babamın yanında çocuğu kucağıma alamazdım. Babam merdivenden takırdısını, ayağının takırdısını duyuyorsa, ayağımı uzattı mısa geliyor babam diye ayağımı toplardım. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Şimdi baba demiyor ya. Baba demiyor ya. Şu evde bereket olur mu ya? Sana soruyorum ya. Anayla babanın ayağının altında cennetlik ya. Onların rızasını alacaksın ki cennetin
Bakıyorum ben de cennetin kokusunu duyamaz. Bırak girmeyi. Öyle kolay mı? Kolay. Yapana çok kolay. Müslümanlık kıldan ince, kılıçtan keskin. Ama yapamazsan vay halin. Aman sarı mı yazma da yakışmaz mı güzele? Gül benzinde soldu döndü gazele. Deli işte geldim de ben gidiyorum. Sen yarini tadıle. Öyle taşları dizeriz, topla atarız ya, onlardan vardı. Met deriz de inenen atarız. Yakar top, saklambaç. Harman zamanı olurdu, ekinleri, sapları getirirle harmana. Yarlardı biz onların için, ekinlerin içini oyardık, onlara saklanırdık saklambaçlarda. Otururlardı annemler, kadınlar, bizle oynardık. Televizyon yoktu o zaman. Şey yoktu, ondan sonra her şey çok güzeldi o zamanlar ya. Beyim askerden gelince sonra İstanbul'da çalışıyordum. İstanbul'a gittim. 7 sene İstanbul'da durdum. Orada fazla iş yapamayınca geriye koya geldim. Buraya ev yaptım. Burada tarımcılıkla başladım. Ondan sonra havuç da ektim, ıspanakta zeps ektim. Aşağı yazıdır sulu yerimiz var. Oralara 4-5 sene zeps ektim. Ondan sonra çocuklar olunca büyüdü, okumaya başlayınca bağ aldık, üzümcülük yapmaya başladım. 20 sene üzümcülük yaptım. 5-10 ton üzüm satardık, pekmez yapardım. Hayvanlarım vardı, ineğim vardı yine de evde o ekstradan onunla, ek olaraktan. Böyle geçti 15-20 sene sonra çocukla üniversiteye başladı, bir oğlum bir kızım var. Şimdi ben artık bu çocukla da üniversiteye başlayınca bir ek iş, üzüm bir seneden bir seneye oluyor, olmadı. Sosyal dayanışmadan 11 tane koyun aldım. Geri dönüşümlü ödemeli olaraktan. 2 sene sonra ödedim borçlarını. Onu 70 tane koyun yaptım. Anaçları bıraktım, erkekleri sattım. Köyümüz belediyeye bağlanıp da köyler belediye olunca büyükşehire şikayetle başladı koyun içinde hayvan istemeyiz diye. Hayvanları satmak zorunda kaldım. Sattıktan sonra tekrardan 5-6 tane anaç kalmıştı, küçük kuzular. Onları çoğalttım, şimdi yine 50 tane yaptım. Onlarla uğraşıyorum. Zaten bağla devamlı var. Bağları artık üzüm almayı başkasından bıraktım da kendimin 5 dönüm bağısı var. Onu yapıyorum. Çok zorluk yaşadım. Çok. Çok zorlukla yaşadım. Oğlum işte okurken, kızım okurken çok şeyle çektim. Onun için hep kendime, artık hayvanlar bana bir terapi gibi oldu. Onlar ben
Şimdi herkes bana sen tek başına ne yapacaksın, sat koyunları diye baskı yapıyor. Beyim vefat etti. 4 ay oldu. Yalnızlık kötü. Zor. Çok zor. Beyim daha yeni öldü, hiç alışamadım. Özdüğüne inanamıyorum. Cuma'dan geldi yanımda otururken çekyatta birden kalp krizi geçirdi. Yanındaydım, hiçbir şey yapamadım. Bağırdım, çağırdım, salladım. Masaj yaptım kalbine. Ambulansı çağırdım, geldiler. Müdahil ettiler, olmadı. Onun için yalnızlık çok zormuş ya. Ben hala gurbete giderdi de gelirdi, hala gelecek zannediyorum. Sabah kalkıyorum işte, ezan vakti. Kahvaltımı, namazımı kılıp kahvaltımı yapıp aşağıya iniyorum. Hayvanları yemleyip samanlarını veriyorum, sularını. Onları çıkınca bütün stresim, sinirim, her şeyim geçer onlarla gezerken. Yalnız çok zor, tek başıma. Ama üstesinden geliyorum Allah'ın izniyle. Hayvanlara ilgileneceksin, merhamet göstereceksin, sevgi göstereceksin. Olmayınca öyle, bugün bir tane kuzum doğdu akşam. Hemen ağzına ilacını verdim. Gece indim, annesini emzirdim 12'de. Tekrar sabah kalktım, ezanda yeniden annesini emzirdim. Kendi biraz zayıf, ememedi. Yani ilgi göstereceksin onlara. Öyle ilgilenmezsen kaldım bayrağı Allah gayra dersen olmaz ki. Ya bir ölüyorlar ya bir şey yapıyorlar. Ben mesela o kazak giydirdim, onu üşüyecek diye öyle o süveteri giydirdim, bağladım ona. Hep çalıştım. Hep kendim. Hiç zaten 30-40 sene ineklerimi hiç eksik etmedim. O artı onunla, o ineğim devamlı 2 tane ineğim oldu. Onlardan tereyağısını, sütünü, yoğurdundan, buzağlarından faydalandım. Ama 15 yıl oğlumu okuttum dışarılarda, köyde ortaokulu yoktu o zaman. Beypazarı'nda okuttum. Kızımı Beypazarı Lisesi'nde okuttum. Hayvanları yetiştirip satıyordum. Yurt paralarına yatırıyordum. Aylıklarını, servis paralarını yağ yoğur sataraktan yapıyordum. Sonunda selamet ereceksen sabır edeceksin. Çünkü ben sabrettim, çocuklarım iyi yerlere geldi. İkisi de üniversite okudu, ikisi de ahlakları düzgün insanlar. İleri görüşlü, görüşleri, dinle bağlılıkları her yönden yani çocuklar. Benim sabrımın meyvesi çocuklarım oldu. Çok sabırlıyım, çok sabrettim. Her şeye çok sabrettim, çok sabırlıyım. Beyim biraz çok sinirliydi zaten. Ona sabrettim. İşte babama sabrettim. Çok sabrettim. Hiç yorulmadım. İsteyerek yapınca yorululmuyor Balkan. Yani severek yaptım, severek çalıştım. Beni zorlayan yoktu, çalış diye şey yaptı ya. Ama ben severekten, isteyerekten yaptım. Her şeyi sevmek. Sevgi yorgunluk geçiyor sevgi olunca. Yok sevmeyerek yaparsan şuradan bir şu taşı al da şu tarafa koy, yine yorulursun. Ama severek yaparsan yorulmuyorsun. Oturup bir dinleniyorum, bir çay içiyorum 2-3 bardak. Bağlarda, tarlalarda çayın tadı başka oluyor. Kara demliği de yakıyoruz ateşte. Ekmeklerimizi yağlıyoruz, yiyoruz onların.
sadece iş. Okusunlar, okusunlar, kendilerini eğitsinler. Okumak deyince hemen bir üniversiteyi bitirip de ben okudum, üniversite mezunuyum demek olmaz. Onu devam ettireceksin. Onu geliştireceksin. En çok tecrübe okumaktan daha iyi tecrübe. Şimdi ben hayvanlara 20 senede hayvancılık yapıyorum. Gelen yeni veteriner asistan, yeni veterinerlerden daha iyi şey yaparım, anlarım. Onlara daha ben şöyle şöyle yapalım diye örnek gösteriyorum. Tecrübe lazım. En büyük tecrübe, bir de en büyük sermayen sabır. Bir işe girdim bile ben bu işi beğenmedim, bunun parası az diye çıkıvurursan olmaz. Başka bir işe de yine gireceksin, orada da aynen öyle olacak. Orada ama sabreder de o şirkette durur da sabredersen, ben bunu her zaman çocuklarıma da yeğenlerim herkese söylerim. Bir işin başında sabredersen ilerlersin, aynı şirkette durursan derim her zaman. Başka başka değiştirirsen hep yeni geldi, yeni geldi olur ismin. Öyle değil mi? Onu sabredeceksin her şeyden, işin başı sabır. Kanaat edin, en büyük sermayeniz sizin bir işe girdiğinizde çalışmakta sabretmek derin. Çabucak zengin olalım, çabucak köşeyi dönelim. Böyle istiyorlar. Yok, değil. Değil. Mümkün değil. Mümkün olması için onun başka yolları olması lazım. Olmaz. Alın teri, halalıkla kazanacaksan alın teriyle kazanacaksın. Alın teriyle de. Hak inmez. Bizim köyümüzde öyle bir şey yok. Bu bağlarımız serbest işte, hiç tel örgü yok, duvar yok, bak bir şey yok her taraf. Bir yüz salkım üzümünü alıp da birbirimizin yemeyiz. Bağası olmayan olsa bile ne üzümünü alıp da yemez sormadan. Hak işte, hak yemeyeceğin haram olur diye. Ondan sonra başkasının hakkına kimse, hiç benim kapılarım açık durur. Hep kimse kimseye, bizim buramızda öyle bir hak yemek de olmaz, hırsızlık da olmaz, haram mı da olur, korkar.